emekli maaşlarına nasıl geçeceğim acaba buradan buraya diye 3 yıl önce 4 yıl önce Türkiye'sinde düşünebilirdim mesela. Ama şimdi o kadar kolay geçiş yapabilirim ki. Çünkü olan emekli oluyor. Olan garibanı oluyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? 40 yıl. 40 yılla yargılanıyorsunuz ya. Bunun ötesi yok yani. Ama işin içinde her türlü organize kötülük var. Dışarı salınıyorsunuz. Ve salınırken de o mahcubiyet duymadan yine o neyse bir şey demiyorum. Olan işte ne oluyor yani? Emeklidir, duldur, yetimdir, asgari ücrettir. Yani biraz daha böyle bir şeyler olabilir mi? Oralarda böyle biraz daha böyle bir tamir olabilir mi? O hasar tespiti madem yapılmış böyle 2000, 3000 lira daha fazla alabilir mi falan? Yani bunun mücadelesini veriyorsunuz. Bu mu ya? Yani bu mu yani? Gerçekten geldiğimiz yer bu mu? Dün orta vadeli program açıklandı neyse. Enflasyon beklentisi biraz yükseldi. Tabii konuşacağız yani yılbaşında maaşlar ne olacak bunu konuşacağız. Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun hepimiz yakınen tanıyoruz. Özgür Bey merhaba. Merhaba Hülya Hanım, çok teşekkür ediyorum. Şimdi konuşalım ne kadar zam gelir diye. Şimdi Ağustos ayında yıllık enflasyon %51,97 olarak açıklandı, onu biliyoruz. Dün açıklandı OVP. OVP'de de 2025 için beklenti %33'ten 41,5'a yükseldi. Yani ne olur emekli maaşları, ne olacak? Yani şimdi emekliler bizi izliyor, dinliyor, aşağı yukarı böyle yüzde kaç zam yapılır? Bu bir zam değil, enflasyon farkı. Enflasyon farkı, zam diyorum da enflasyon evet. Farkı verilecek yani. Aynen. Dediğimiz zaman aynen. O kişinin bir üründen daha fazla almasını sağlamak için zam yapılır. Alamadığı ürünleri enflasyon kaybından dolayı yine aynılarını alsın diye de enflasyon farkı verilir. Burada da enflasyon farkı verilecek. Şimdi %41,5 enflasyon hedefi gerçekleşirse dün açıklandı orta vadeli programda. SSK ve Bağkur emeklilerine %13,5 enflasyon farkı verilecek. Memurlara ve memur emeklilerine ise %10'luk enflasyon farkı verilecek. Kıdem tazminatının tavanı %10 olarak artacak. Bir de burada dikkat çekici başka bir konu daha var Hülya Hanım. O da 2025 yılının enflasyon hedefi %17,5. 2025 yılının enflasyon hedefiyle asgari ücrete de artış yapılırsa şayet, asgari ücrete de biliyorsunuz 2024 yılının Temmuz'unda artış yapılmadı. Asgari ücretler 2025 yılının Ocak ayını bekliyor. Asgari ücrete de %17,5'luk bir artış yapılır. Yani asgari ücret 20 bin liraya tamamlanır. Ve de Temmuz ayında asgari ücrete de artış yapılmaz. Yani orta vadeli programda biz bunu görüyoruz. Çünkü hedef enflasyona göre artış yapmayı hükümet tercih ederse bu durumda daha az oranlı artışlarla talebi azaltıp enflasyonu da düşürmeyi hedefliyor. Yani şöyle bir durum söz konusu olacak. Şu anda ülkede ekonomik kriz var. Bakın siz biraz önce ben de sizi izliyordum, yayını yapıyorsunuz. Türkiye'de kayıt dışıyla mücadele eden bir ülke. Dün Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek dedi ki bakın tabiri yerindeyse biz şirketlerin gidip kasasına oturacağız dedi. Ve tek tek dedi hasılat tespiti yapacağız dedi. Şimdi kayıt dışılık bu kadar önemliyken bir taraftan da vergide kayıt dışılık sonrasında haksız kazanç elde eden kişiler de yargılandığında, bu kadar kolay dışarıya çıktığında, hiçbir şekilde maddi manevi bir müeydeyle karşı karşıya kalmadığında hiçbir şekilde ne kadar tedbir alırsa alsın caydırıcılık olmaz. Ülkede yapanın yanına kar kalıyormuş gibi bir hava oluşuyor şu anda. Bu da kayıt dışılığını beraberinde getiriyor. Kayıt dışılık da olduğu zaman, kayıt dışı para vergilendirilmediği zaman devletin bir kaybı oluyor. Devlet de kaybını emekliye vermeyerek, asgari ücretliye vermeyerek, memuruna vermeyerek bütçeyi dengelemek için bu yönde çalışma yapıyor. Yani kayıt dışılığın faturası millete kesilmiş oluyor. Şu anda bu haberde ben sizin sistemlerinize kadar hepsini şimdi takip ettim. Son derece herkes haklı.
Çünkü bu iş sadece o kişileri ilgilendiren bir konu değil. Aynı şekilde kayıt dışının içine girmiş, caydırıcılığın olmadığını görüp diğer kişileri de özendiren bir durum oluyor. Yani ya bir şey olmuyor ne de olsa gibi bir mantık bu sefer de söz konusu oluyor. Ya da bir şekilde parası olan bir şekilde ne şekilde olacağını herkes biliyor. Parası da varsa o işi hallediyor. Ben de öyleyse kayıt dışının içine girmişim, haksız kazanç elde etmişim. Bunun bir miktarını sağa sola vererek suçsuz olduğum ortaya çıkıyorsa bu durumda da çok büyük sıkıntılar olur. Ya ne diyeyim Özgür Bey, Allah aşkına ya. Söylenecek bir şey bulamıyoruz ya. Allah aşkına yani vallahi biz de burada gelmişiz. Bir taraftan da işte asgari ücreti emeklinin 3-5 kuruş böyle enflasyon farkını falan konuşuyoruz. Ya dokunacaksanız gidip bunlara dokunun değil mi? Hayırdır deyin yani. Hayırdır ne oluyor? Olur mu? Şimdi, olacak iş mi yani? Mehmet ve ekibi bakın Türkiye'nin ekonomisi gerçekten de peki. Dünyada en kötü durumda olan ekonomilerden bir tanesi. Bunun içinde de Merkez Bankası'nda çalışanlar, yöneticiler, Hazine Maliye Bakanlığı gecesini gündüzüne katmışlar. Çalışma içerisindeler bu işi doğru yoluna sokmaya çalışırken bir taraftan kayıt dışı deyip başka bir şey demezken ama bu kötü örnekler de bu sefer de halkta güveni azaltıyor. Tabii. Belki o kişilerin de bu işle ilgili direncini de azaltmış olabilirler. Ama işin sonunda maalesef Ocak ayında asgari ücret, emekli aylıkları, memur aylıkları beklentinin çok altında artacak gibi gözüküyor. Sadece şu uyarıyı yapayım zaman bitiyorsa. Zaman bitti kısaca. 2023 mü 2024 mü emekli olmak hangisi avantajlı? Bu çıkan orta vadeli programa göre 2024'te emeklilik için müracaatta bulunmayıp 2025'i bekleyenlerin de %33 emekli aylıklarında kayıp olacak. Bu da çok önemli bir nokta. Tamam. Özgür Erdursun çok teşekkür ediyorum. Sosyal güvenlik uzmanı. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun, sağ olun. Çok teşekkür ediyorum.